Evet değerli izleyenler, siz de her gün bir çeyrek altın ve cuma günü haftanın finalinde bizden tam 10 altın bilezik kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken www.kanald.com.tr adresinden bize ulaşmak veya WhatsApp hattımız da var. Evet, 0539 570 37 07, ne olur WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Aslıcığım gelmek istiyorum demeniz yeterli arkadaşlarım, size 7 gün içerisinde mutlaka dönecekler. Bugüne gelmek isterdim lakin daha dünü atlatamamışız biliyorsunuz değil mi? Dün biliyorsunuz ilk girişte Aysu'nun malumunuz çerçeve durumu çok konuşuldu. Hatta hala kırık böyle orada duruyor. Aysun da yaptırmak istemedi galiba bunu. Peki bugün Nermin Hanım kayınvalideler odasında bu konuyla ilgili bir eylemde, bir harekette diyeyim hani bulunmuş. Ben de yoktum. Yani bu hareket karşısında Nurten Hanım deyim yerindeyse çıldırmış ve sinirlerine hakim olamamış. Neler yaşanmış ben de şimdi izleyeceğim. Hep birlikte izleyelim. Ay bu arada ben bir şey unuttum, kafamı karıştırdınız. Ne yapmaya çalışıyor bu ya yine? Çekirdeğini mi almaya gittin? Yo, başka bir şey. O ne? İstifa mı ne o? İstifa. Sen çok yarın gidecekler benim. İstifa mektubu. Buyurun, çerçevenin parası. Bu ne ya? Bu ne? Sizden kim böyle bir şey istedi? Özrünüz kabahatinizden büyük. Aysun, kayınvaliden çerçeve parasını az buldu, az. Hem suçlu hem güçlüsünüz ya. Biz sizden para istemedik. Ya yürü kızım, git yemeğini pişir. Hadi annem, hadi yavrum. Dün size söyledim. Pardon demeniz ve özür dilemeniz yeterdi. Ama tabii siz daha doğrusu her şeye böyle maddiyat olarak baktığınız için maneviyatınızı kaybetmişsiniz. Nermin Hanımcığım, yani bu konu dün kapanmış gibiydi. Hani bunu nereden icap etti? Hangi amaçla zarfın içinde böyle hani ne düşündünüz, ne ettiniz, geldiniz bugün böyle bir şey yaptınız? Aslı Hanım, dün bütün gün akşama kadar süren bir muhabbet oldu bu zaten. Evet. Ondan dolayı benim de içim rahat etmedi. Çarşıya çıkıp da veya alışverişe çıkıp da bir çerçeve alma gibi bir durumum olmadı. Ben onu ona kötü niyetle götürüp vermedim. Sonuçta hani dedim ki telafi edeyim, belki kendileri özel bir çerçeve yaptırmak isterler. Belki bir şey yaptırmak isterler. Güzellikle götürdüm ama Aysun, Nurten Hanım maşallah çok kötü bir karşılık zaten verdi. Ben de buraya içeri girer girmez daha sabah günaydın bismillah Aysun hemen geldi çerçevenin konusunu açtı. Yani aslında dün de kapanmamıştı bu yani konu. Çerçeve konusu açıldı, tam da üzerine kayınvaliden böyle bir şey yapmış. Ben konuşabilir miyim? Evet Aysun. Program bitiminde, yani programın sonuna doğru size dediniz ya, inşallah dışarıda bir özür dilerler. Hani özür dilemek bir erdemdir diye. Dışarıda da özür dilemediler. Tam aksine böyle hani bakıp bakıp gülmeler. Hani resmen böyle beni sinir edecek, tahrik edecek ne varsa o hareketlerine devam ettiler. Ben de bugün programımız başladığı zaman gerçekten yine böyle modum düşmeye başladı. Ama çabuk toparladım. Çünkü bunun kasti bir şey olduğunu artık idrak ettim. Hatta o kayınvalide odasında yapılan bu hareket de benim ne kadar haklı olduğumu bir kere daha ortaya koymuş oldu. Ben kendilerinden kesinlikle para beklemedim. Biz dünden beri kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz sadece bir pardon, bir özür dilerim, kusura bakmayın denilmesini bekledik sizden. Ayrıca verdiğiniz para benim çerçeveme kesinlikle yetmez. Bizi paranızla, sözüm ona tabiri caizse, ezmeye çalışıyorsunuz. Bu çerçeve özel tasarım. Öyle 300 liralık falan da bir çerçeve bu değil. Özel tasarım. O yüzden arkadaşlar özel tasarım dediği çerçeve. Gördüğünüz yani böyle altın kaplamalı gördüğünüz gibi. Hani ben dedim ya özel tasarım kıyafetleri. Bana özeldi hemen özel ama yani biraz da uygun olsun Allah aşkına ya. Nasıl yani? Çerçeven, özel tasarım demeye de uygun çok olsun. Belli. Ben yaptırdım özel olarak. Evet çok özel. Ben karar verdim. Ona 15 rengine, anneciğim, ondan parayı beğenmişler. Özel tasarıma 300 yetmez demek istiyor yani. Ben 300 yetmez demek istemiyorum. Onu söylemek istiyorsun Aysun'cum. Ya kırıldı ya çerçeve tasarımı. Yıpratma kendini. Bir saniye ben cümlemi bitireceğim. Tek tek konuşalım mı? Parayı beğenmediler derken. Yani 300 Nermin Hanım. Olmaz diyorsun. Pardon Nermin Hanım. Parayı beğenmediler derken? Yani özel tasarım diyor.
Dün niye demedi özel tasarım? İşe para gelince mi özel tasarım oldu yani? Dün özel tasarım... Çok pardon, bir dakika. Zarfın içinde para vardı. Evet. Ve ne kadar para vardı orada? 300 lira bir çerçeve parası koydum. 300 lira bir çerçeve parası koymuş. Siz oraya 300 değil. Ne bileyim. 3000 lira da koysana. 3000 koy, 5000 koy. Çok ayıp. Bunu söylerken de ben utanıyorum. Ben hiç utanmıyorum. Benim için hiçbir önemi yok. Ben dün de söyledim. Tekrar tekrar düne dönmeyelim. Ama sizin bugün yapmış olduğunuz hareket size yakışır bir hareketti. Nurten Hanım, siz çok abartıyorsunuz. Dün de çok bağırarak abarttınız zaten mevzuyu. Ben de sonuçta böyle bir şey yapmak istiyorum. Nermin ablacığım. Özür dilemiyorum, dilemeyeceğim de benden özür falan beklemeyin. Ben de senin paranı kabul ettim. Tamam, tamam. Al sen o paranı, dedim ya, gelinliğe takı olarak tak. Ay canım, niye gelinime takı olarak takacağım? Ben gelinime 300 milyar takı takarım. Sen ne yapıyorsun? Siz maddiyata dönmüştünüz. Maneviyatınızı kaybettik. Sen sana öyle geliyor canım. Bir dakika Nermin Hanımcığım, Nurten Hanımcığım bir saniye. Rabia ve Yasemin, bu konuyla ilgili sizin fikrinizi merak ediyorum. Nurten teyze ve Aysun olayları kaosa çevirmeye bayılıyorlar öncelikle. Yani orada maneviyat dediğiniz şey fotoğraf. Ya da kişiler Aysun'dur, eşidir. Ya oradaki olay sadece çerçeve cam ya. Onun ne maneviyatı olacak ya gerçekten. Eğer tutup da fotoğrafa zarar vermiş olsaydı ciddi anlamda bir maneviyata zarar vermişti. Şu anda fotoğrafa zarar verilmiş görünmüyor. Kırılsa ne olur ya? Fotoğraf hayır hayatım, zarar gayet yok. Güzel fotoğrafın orada duruyor. Bir tek çerçeven ucundan kırılmış. Aynen. Yani belki bu da Nermin teyzenin özür dileme şeklidir. O da o şekilde kabul kendi hatasını telafi etmeye şeklini çalışıyor. Olay gerçekten çok uzadı ama para olayı bana da çirkin geliyor. Çerçeve alıp hediye isteydi daha güzeldi. Aynısını dedim. Gerçekten böyle her şey parayla çözülebilir mi? Evet. Evet. Nasıl? Çözülemez. Şey, çözülemez. Yani sizi de destekliyorum. Ama ben çözülemez. Söyledim, durumu izah ettim. Durum çarpışılmış. Ama hani olayı gerçekten çok kaotik bir duruma getiriyorlar. Yani hani şu bir sebeple dün, veriyorlar. Dün ne kalmıştı, bugün niye kaotik bir duruma geliyor? Evet. Nurten Hanım diyor ki, ya benden bir özür dileseydi en azından. Pardon demek. Ama biz zaten iftira attıkları için özür dilemek istemiyoruz. İftira. Çok abarttıkları konu başka. Için. Peki o, iftirayı yani gördüysen neden para da vermem? Bu insanlar bana iftira atıyor. Yo, yine altta kalmak istememiş ya, çerçevesi ben... zarar gördü ya, diye karşılamak istemiş. Yani aynen. Bunu öyle bir bakıyorsunuz ki çok kötü bir taraftan ben bakıyorsunuz. Ben dün de söyledim, çerçeve değil sorun olan dedim. Sizin bize karşı olan... Ama resmin duruyor hayat, resminde bir şey yok. Resminde hiçbir şey yok. Çerçeven olay ya. Yani bu konunun bu kadar büyümesi de lütfen Nermin Hanım vallahi konuşmayalım. Çok rica ediyorum, kapatalım. Hayır, o para zarfın içine para vermek bunlar da yakışıklı. Evet, yani bunlar da olabilir. Güzel şeyler değil. Son yani yakışıksız şey diyeceğim, bu da ağır olacak. Evet. Bak bu da güzel değil. Son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. İnanın şuna, Aysun ve Nurten Hanım'da bir karakter, bir şeyleri var, yapıları. Onlardan özür dilemiş olsaydım bile onlar bunu hala kaos yapıp kullanacaklar. Gerçekten. Gerçekten de yapıtardır. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Gerçekten değerli de izleyiciler, bir saniye. Ben buradan hemen iki aileye sormak istiyorum. Özür dilese Nurten Hanım'la yarışıyorsunuz. Allah için söyleyin. Hepiniz bana aynı eşit derecede yakınsınız. Kimseyi falan kayırmıyorum. Bu da örnek olun yeter. Evet. Nurten Hanım bu özrü kabul etmeyecek. Her dakika bu çerçeve muhabbetini söyleyecek bir kadın mı Yasemin? Yani burada en çok belki de ben atışıyorum ama yok. Özür dileseydi şu kapıdan çıktıktan sonra... Çünkü onlar daha yeni tanışıyorlar sayılır. Daha yeni. Sence? Herkes özür kabul eder aslanım. Bitti. Yani. Bitti hayatım. Özür diliyor sonuçta, hatasını kabul ediyor. Kim kabul ediyor? Vallahi ben şuradan çıkınca her şeyi unutuyorum. Yok estağfurullah. Bak arkadaşlar. Tamam Nurten Hanımcığım, kapatalım şu konuyu. Tamam. Çok rica ediyorum. Sıra bakma. Kalpler kırılmasın bak, evet. Her şey yerine gelir. Tamam mı? Aynen. Allah hani büyük dert vermesin bize. Aynen. Allah can sağlığı versin. Amin ya. Amin. Nedir ki? Evet, şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Hemen diğer konuma geçmek istiyorum. Ama ah Zehra, konu yine siz. Şimdi sen bugün Kınay'la hani hazırlandığınız kına gecenizle alakalı öyle şeyler anlattın ki hepimizin ağzı açıkta kaldı. Ben dahil olmak üzere. Siz duymadınız değil mi kayınvalideler? Çok duymadık biz. Az bir şey. Gerçekten duyduklarınızın karşısında tepkilerinizi çok merak ediyorum. Bir izleyelim, sonra tepkilerinizi görmek istiyorum. Vay vay vay.
Bir şey diyeceğim, bekarlığa vedada böyle beyaz mı giyiliyor? Neden beyaz giydin? Genelde Aslı Hanım böyle gelin ya beyaz giyiniyor, Nedimeler pembe giyiniyor. He, ya da ya tam tersi. Evet, tam tersi oluyor genelde. Kaç kişiydiniz? Orada bir 50 kişi falandı. Kaça mal ettiniz o organizasyonu? Yani orası da bir 70-80 bin tutmuştu. Oo. Bunu biri mi karşıladı, siz mi yaptınız? Hani bir arkadaşın jest mi yaptı? Arkadaşlarım böyle bir sürpriz planlıyorlarmış. Evet. Kayınvaliden de ben öderim demiş. Yasemin duy duy, senin ilgi alanın kayınvalide ödemiş. Kına gecesinde ne hayal ediyorsun? Ne giyeceksin kına gecende? Bir kına giriş elbisem var, kırmızı. Hı. Ondan sonra kaftanım var. Daha sonra da Arnavut şalvarım var. Heh. Arnavut şalvarı müthiş. Üç tane mi yani? Evet. Bunlara ne kadar ödediniz? Kırmızıya yaklaşık bir 30 bin verdik. Oo, hop hop. Yok artık. Sonra? Kaftanıma da 75 bin verdik. Ne? İnanmıyorum ya, 75 bin. Şalvarıma da 20 bin verdik. Kına'ya özel böyle tasarım bir taç yaptırdık. Kınamı patlatacak bir şey olacak tacım. Korkuyorum bunun fiyatını sormaya. 28 bin de taca verdik. Ne? Şimdi herkes buradayken sorayım. Bu kaftanın özelliği ne? Aslı Hanım şöyle... Ve hepsini de Nermin Hanım karşılıyor. Evet. Şöyle bir şey var. Herkes kendi kültürünü, adetini nasıl yansıtıyorsa... Şimdi Arnavut kaftanları da, şalvarları da gerçekten hani özel işlenmiş... kaftanlar. İzleyiciler de zaten beni anlayacak. Evet. Ve fiyatları çok normal. Çünkü Arnavut kıyafetleri bu şekilde oluyor. Hani ben giymeyeyim mi Arnavut gelini oluyorum? Tabii ki Arnavut kaftanımı giyeceğim, Arnavut şalvarımı giyeceğim. Yani fiyatlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar, normal bir kaftan bu. Üzerimdeki işleme zaten kaç kilo ağırlığında. Ve üstelik 75 bin TL'lik kaftan bu mu? Evet, özel işleme. Özel işleme. Evet. Bir de ben bunu giy gönderdim. Neyi özel bir anlatır mıyız lütfen? Ne özelliği var? Tek tek taşlarla işlendi. Özel işlemeciye sadece bununla 28 gün uğraştı. 28 günde yapıldı kaftan. Yapıldı, evet. Onun bir sırma de... mı bunlar, altın sırma mı? Hayır, altın sırma değil ama taşları özel kararmayan... Çocuklarına saklayabileceği, yıllarca yıpranmayacak taşlardan. Evet, üstelik benim oluyor. İleride çocuğu olursa gelinine de bile giydirebilir. Miras gibi bir şey olacak yani. Çok güzel, değerli bir şey. Peki Nermin Hanım, sizin yok muydu kaftanınız? Mesela gelininize miras kalsaydı. Benim yoktu, gelinlerime veremedim. O yüzden özendim. Zehra'da da bunu yapmak istedim. Yapmak istiyorsun. Evet, evet Nurten Hanımcığım. Nermin Hanım. Şaka mısınız ya? Şaka değil hayatım, doğru. Gelinlik fiyatından daha fazla bir kaftana nasıl bu kadar para veriyorsunuz? Ben özendim. Yazıktır, Zehra istemedi. Günahtır. Benden Zehra hiçbir şey istemedi. Gerçekten doğru. Ya sen öyle diyorsun da, bence sen gelinin üstünü kapatıyorsun. Yani böyle üstünü örtünüyorsun. Kendi de yanımda konuşabilir. Yok, bizde gelinlikten bile daha önemli kaftan. Aynen. Yani bilmiyorsunuz, o yüzden söylüyorum. Salonda sadece gelinlik giyiniyor Aslı Hanım. Evet canım. Ama kına gecesi... Ben olsam 3-4 çeşit gelinlik kadınlar arasında yapıyoruz. Bizde kına gecesi daha önemli. O yüzden sürekli kıyafet değiştiriyor ve çok kaliteli. Boşnaklarda da öyle olması lazım. Hadi ya, kıyafetler de var yani, bir tane değil. Boşnaklar. Devam ediyoruz. Evet. Diğerlerine de bakıyoruz. Bu Arnavut şalvarı. Arnavut şalvarı. Çok iyi bilirim ben. Evet. Arnavut gelinlerine bu şekilde giyinir. Hatta bütün gelinler değil mi? Yeni gelin olmuş hanımlar da giyiyor bunu. Şalvarı olan her gelin gelinle şimdi beraber giyer. 20 bin TL mi oldu? Zam mı geldi bunlara? Hepsini saklayacak Zehra, hatıra. Ben kendimde bulunduramadım. Bir de diğer kıyafet. O yüzden... Diğer elbise bu mu? Evet, çıkış elbisesi. Çıkış elbisesi. Bu 75 bin liraydı. Sen seçtin bunları yani şimdi. Bu ne tabii kadar? Tabii Zehra'yı götürdüm ben beğenmeye. Beraber gittik. Birlikte gittiniz. Ne güzel nasıl ya. Bravo Nermin nasıl... Hanım. Renginin nasıl olması helal olsun, valla. Helal olsun. Buna kaç para verdiniz? 30 bin. 30 bin TL, peki. Tacı vardı. Şimdi kına tacı geliyor. 28 bin TL'lik taç geliyor. Bu mu? Bu mu 28 bin TL? Evet. Ay yemin ederim kandırmışlar sizi. Kandırma yok. Altından taç yaptırana kadar kızın koluna bir tane bilezik yapsaydınız ya. Bunu her gün takamaz ki. Yapmadım. Aynen öyle. Biliyorsun. Görmüyor musun boynunu kızın? Kolu boynu dolu. Yok yok, onu yerine diyor. Yani. Hani fiyatına göre
çok gösterişli bir şey olması lazım. Şimdi baktığımız zaman gerçekten çok uyduruk canım bir şey benim, olarak daha görünüyor. 200 bin lira. Ama ne? Böyle kraliçe tarzı ne 200 bin lira? Daha böyle şaşalları, daha şaşal, daha altın yoğunu olanlar 200 bin liraya kadar fiyat. Bunun üstünde fiyat. Altın yok sizin. Nermin Hanımcığım ya, Aysun bir sözünü bitirsin. Yapay plastik çiçekler var. Onun hayır, üstünde hayır, asla da altın değil. Yok. Fiyatını da kesinlikle etmiyor. Gösterişsiz, yapay, sahte hiç bir tarzı. Bize burada kendini. Üstten konuşmak için ben bunu 28 bin liraya aldım. Ya. Şöyle ya, altınlı, ya, böyle ya. Altınlı diyorsunuz. Üstündekiler yapıştırma. Hayır, böyle taş. Hiç de değil. Uyduruk. İpek kumaştan yapılmış özel çiçekler. Vallahi biz beğendik. Gülün rengine kadar. Şeyden mi, milyoncudan mı aldınız? Niye? Çiçekleri. Sen çerçeveni aldığın yerden mi tanıdın? Evet. Herhalde çerçeveyi alıyorum. Sen resim, ya. Resimdeki çerçeveyle karıştırdın. Aynen onunla karıştırdım. Bir dakika, şu anda bizim izleyicilerimizin içerisinde evet. Bir Arnavut kızını alacak veya işte verecek kişiler olabilir. Biraz bir malumat, bir fikir şimdi sahibi ben, olsunlar. Ben biraz bize fikir verin olarak lütfen. Şöyle. Hı. Ben son çocuğum dedim, oğlan gelin alıyorum dedim. Kızlarım da bunu talep etmedim. Adetleriniz. Müsaade et. Karşı taraflardan kızlarım da dünürlerimden talep etmedim. Çünkü biz de genelde... Tamam siz ekmediniz ama adetler ne? Erkek tarafının adetleri hani olur diye. Ben de şimdi gelin alıyorum. Ben sana Arnavut şalvarı giydirmek istiyorum. Ha. Allah. Yani Arnavut şalvarı olmalı. Evet. Mesela olmalı. Bohçanın içinde neler olur? Olmazsa olmazınız neler? İstemeye giderken hani neler götürürüz? Evet, evet. Hani değil mi? Evet. İstemeye giderken de çiçeğimizi, her şeyimizi yaptırdık. Ekstra bir tatlıdır evet. Vesairedir. Yüzük takılma verildikten sonra aynı gün gidildi. Yüzükler takıldı. Bohçalarımızı götürdük. Nermin Hanımcığım o söylediklerinizin hepsi genel olarak hani hepimizde olan şeyler. Genel biz olarak. Şeyi merak ama ediyoruz. Aslı Hanım söylüyor. Hani olmazsa olmazımız şudur şimdi diye. Şimdi müsaade edersen ekstra canım bir şey benim. Yani. Aslı Hanım'la ben konuşuyorum. Onun sorduklarına cevap veriyorum. Ha. Altın kemer var. Evet. Ondan sonra işte nişanlığını istediği gibi aldım. Yine kendi anladım. Gelinimin nasıl istiyorsa ona göre dikildi, ona göre ayarlandı. Ya ben onun demek istediğini şöyle açıklayayım kendini tam anlatamadım. Arnavutlarda özellikle şu var, gelin yani. Her zaman direkt Arnavut gelini ta 20 metre öteden seçilir. Çünkü ben de hani inceleyip baktım onun gibi hani beğendiği gibi de olsun istiyorum. Ve o yüzden benim nişanım da şeydir, her şeyimde çok abartık. Daha prapan, evet. Daha şaşalı, evet. Gösterişli, evet. Saçlar şıklar, çok gösterişli. Aynen öyle. Yani, makyaj evet, çok gösterişli. Evet, aynen öyle. Saçımız takılar, bile, gelin saçı bile bizde çok biliyorum farklı gelin olur. Saçları evet. Çok gösterişli aynen, olur. Aynen çok gösterişli olur. Evet Nurten Hanımcığım. Bizim de hemen hemen öyle hani aşağı yukarı aynı. Herkes gelinini evet. Öyle aldı. Niye o zaman yadırgıyor? Benim de Nurten'in gelini diye hakikaten ben gelinlerime bir bohça götürdüm. Kız evinin salonuna sığmadı gibi gibi anlatmayacağım. Bir şey benim dikkatimi çekti. Bilmiyorum inkar eder mi etmez mi arkadaşlar da duydu. Dedi ki kayınvalideli olarak da ben 3 kıyafet değiştiririm dedi. Değiştirdim demedim. Ama dedi rahatsızım. Kızlar dedi ki anne gerek yok. Ne alaka dedim. Kayınvalide niye 3 kıyafet değiştirir? Kına gecesinde. Bu da bir adet mi? Evet. Evet, adet. 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 Bunu adet. Soruyorum işte. Evet, hatta adet. Şöyle bir şey var. Oraya şey, mesela... Adetleri sorduk ya. Evet. Mesela kayınvalidenin mesela 3 kıyafet değiştirebilme evet. Durumu var. Kayınvalide de kına değiştirir. Gecesinde değiştirir. Ama ne alaka? Mesela bu ekstrem evet. Bir şey. Yeni, değişik hatta farklı. Hatta yeni gelin varsa etrafta onlar da değiştirir. Ha. Tabii. Sadece gelin de değil. Mesela tabii amca ki. Gelinleri, teyze gelinleri... Onlar da değiştirir. Onlar da değiştirirler. Gelinim şalvar giyerken... Yani Nurten Hanım ben gördüm 9 elbise giyen evet, gelin, tabii, tabii. 13 elbise giyen tabii, tabii. Gelin gerçekten şaşayı var, var. Seviyorlar. Ama düğününe katılamıyor Aslı Hanım gidip biz de o yüzden gelmekten zaten düğün hani Arnavut gelenekleri diye bir şey var. Evet. Çok ışıldaklılar. Şey sadece pardon Rabia'cığım sosyal medya için bir soru sormak istiyorum. Değerli izleyenlerimiz ve takipçilerimiz 75 bin TL kaftana ödenir mi? Gelinlikten, neredeyse gelinlikten pahalı. Pahalı. Kaftan olmalı mı? Ben bunun cevabını merak ediyorum. İzleyicilerimize bırakıyorum sözü. Ve son tadıma geçmek istiyorum artık. Nermin Hanım'la
Evet, nereye gidiyoruz? Tadıma gidiyoruz Nermin Hanım. Hazır mısınız? Hazırım. Bakınız, finale bir gün var. Ve vereceğiniz puanlar çok önemli. Bakalım gelininiz Zehra'yı bulabilecek misiniz? Evet, son tadımdayız.